Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Maddi ve manevi sıkıntı, zorluk, borcu olan, musibet, bela ve kötülüklerden muhafaza için okunur. Tesiri oldukça fazla ve etkili olan dualardandır. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Kur'an-ı Kerim'in Ali İmran Suresi 173. ayetinde de geçen ve Peygamber Efendimiz'den okunması tavsiye olan, faziletli ve tesiri bakımından önemli ve yüksek değeri olan bu zikir, Allahu Teala'nın El Vekil ismi şerifiyle her işimizde, her durumda okunan, okunması gerekli olan dua ve tesbihlerdendir. Cüz'i, kısa ve çoğu işte iktidarı az, ihtiyacı, arzuları nihayetsiz, sonsuz ve çok olan insan, baki olan, sübhan olan, muktedir olan ve Esma-ül Hüsna'nın birçok isimleriyle, sıfatlarıyla alemde tezahürünü gösteren Allah Teala için bu zikirle dua etmek, onu kendimize vekil etmek, sonsuz bir inayet kaynağı altına girmek anlamına gelmektedir. Her türlü sıkıntımız için bu dua çok makbuldür. Bu dua ile sıkıntınızın çözümü için Allahu Teala'yı vekil ediyorsunuz. Her işinizi ve sıkıntınız Allah'ı vekil kılmak kadar üstün bir şey yoktur. Yüce Allah'ın vekilliği ile her işiniz kolaylaşır. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekil, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Bu dua ile ilgili olarak Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetine göre Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sizden herhangi biriniz büyük bir hadise ile elem, keder, dert, bela, düşman ile karşılaşma gibi Hasbinallah ve ni'mel vekil duasını okuyunuz. Cenab-ı Allah düşmüş olduğunuz belayı sizden uzaklaştırır. 100.'de de ni'mel mevla ve ni'mel nasir diye ilave ediniz. Onlar ki bazı kimseler kendilerine insanlar size karşı toplandılar, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanlarını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Faziletleri ve faydaları. Sıkıntılardan kurtulmak için Hasbunallah ve ni'mel vekil. Hz. Musa Aleyhisselam önünde deniz, arkasında düşmanı olduğu sırada hayır, muhakkak ki Rabbim benimledir, bana doğru yolu hidayet edecektir diyerek Rabbine sığındı da onun izniyle düşmanlarından kurtuldu. Sıkıntıda mı kaldın? Derdin mi var? O halde sen de hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Rabbül Alemine sığın ve Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir zikrini dilinden düşürme. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. En etkili ve güçlü, en tesirli sıkıntılardan kurtulma, kötülük düşüncelere karşı okunacak, kötü olan bir şeyi engellemek için sıkıntıdan kurtaran dualar, en çaresiz anda ve zor durumlarda okunacak en tesirli dua, insanın kendisini yenik duruma düşüren bir şey karşısında okuyacağı dua. Avf İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki adam arasında bir dava için hüküm verdi. Aleyhine hüküm verilen adam geri giderken dönünce Allahu Teala bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala acizliği kötüler, ancak sen tedbirli ol, gayretli ol, bir işe devam edebileceğin nispette giriş. Bir iş sana galip geldiği zaman Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allahu Teala bana yeter. O ne güzel vekildir de buyurdu. Buhari'nin Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan naklettiği bir rivayette Abdullah şöyle demiştir. Ateşe atıldığı zaman İbrahim Aleyhisselam'ın son sözü Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur. Büyük sahabi Abdullah İbni Abbas'ın bu beyanlarından tevekkülün en kısa ve kesin ifadesi olan Hasbunallah ve ni'mel vekil sözünü Hz. İbrahim ve Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en kritik anlarda söylemiş olduklarını öğrenmekteyiz. Ta baştan Allah'a tam bir güven içinde bulunan Hz. İbrahim en son anda ateşe fırlatılırken de aynı itminan ve güven ile Allah bana yeter, ne güzel vekildir o teslimiyeti içinde sadece Allah'tan yardım beklediğini dile getiriyordu. Sonuç ise gerçek tevekkülün akıllara hayret veren mutlu sonu idi. Kızgın ateşin serinlik veren bir ortama dönüşmesi. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Mesele ona güvenmektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayetine göre o şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam büyük bir işe, musibete uğradığınızda Hasbunallah ve ni'mel vekil deyiniz buyurdu. Her türlü zorluk, maddi ve manevi sıkıntı, borcu olan, musibet, bela ve kötülüklerden muhafaza için okunur. Tesiri oldukça fazla ve etkili olan dualardandır. Müminlerde bulunması gerekli olan inançta tereddütsüzlük ve Allah'a sarsılmaz itimat onların en büyük gücü ve başarılarının sırrıdır. Sıkıntıda mı kaldın? Derdin mi var? O halde sen de hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Rabbül Alemine sığın ve Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir zikrini dilinden düşürme. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir, gufranike rabbena ve ileykel masir. Allah Teala bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.